Profesör Doktor Mustafa Yücel'le Sağlıkta Karşıt Görüşler bugün önemli bir konuyu alanında uzman konuklarla masaya yatıracak. Kalça kireçlenmesi neden olur? Kalça kireçlenmesi tedavi yöntemleri nelerdir? Kalça kireçlenmesinde protez kararı nasıl verilir? Kimler kalça protezi için uygundur? Kalça protez ameliyatları nasıl bir operasyondur? Bel ve boyun fıtıkları neden olur? Bel ve boyun fıtık belirtileri nelerdir? Ameliyatsız bel ve boyun fıtık tedavisi nasıl yapılır? Bel ve boyun fıtık tedavilerinde ameliyat şart mı? Bel, boyun ve eklem hastalıklarında tedavi yöntemleriyle ilgili merak edilen tüm bu sorular ve daha fazlası Profesör Doktor Mustafa Yücel ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Necati Küçükgül'le cevap bulacak. Az sonra. Ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz, evet Mustafa Yücel'in, Profesör Doktor Mustafa Yücel'in hazırladığı Sağlıkta Karşıt Görüşler programında yine sizlerle beraberiz. Bu haftadan itibaren ben Sevilay Öztürk, hocamla beraber sizlere merak ettiğiniz sağlıkla ilgili alternatif tedavi yöntemleri, doğru bilinen yanlışlar, bunlarla ilgili olarak pek çok konuları burada irdeleyerek ve değerli konuklarımızı da stüdyomuzda misafir ederek aktarmaya çalışacağız. Bugün gerçekten çok ilginç, pek çok insanın yaşam kalitesini düşüren problemlerle ilgili olarak bir konuğumuz var aslında stüdyomuzda. Öncelikle hocam hoş geldiniz ve değerli konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanımız Sayın Necati Küçükgül. Hepiniz hoş geldiniz programımıza. Bu haftaki konumuz gerçekten çok ilginç aslında. Kalça ağrıları, kalça protezleri ve bunlarla ilgili olarak aslında nasıl tedavi yöntemleri uygulanacağı veya doğru bilinen pek çok yanlış var. Hocam sözü size bırakmak istiyorum. Neler yapabiliyoruz? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sevgili arkadaşım Necati Küçükgül ile beraber bugün kontrovers karşıt görüşleri ele alacağız. Kalça ekleminin hastalıkları, onun üzerinde de en önemlisi kalça kireçlenmesi ve onun iş göremez hale gelmesi halinde de protez tedavisini göreceğiz. Bunun yanı sıra da gene günümüzün en sık rastlanan tedaviye ihtiyaç duyulan boyun fıtıkları, bel fıtıkları konusu. Daha çok bunların değişik yöntemlerle ameliyatsız tedavileri veya ameliyata başvurulan ağır olguların olduğu konuları konuşacağız. Ben hemen kalça hastalıklarında kireçlenmelere girmeden önce haksızlık etmemek için kalça çevresinde olan ağrıların hepsinin kireçlenme ve hepsinin protezle çözüleceği gibi bir intiba vermek istemiyorum. Çok değişik nedenlerle kalça hastalıkları olabilir. Mesela hastalarımızın çocuklukta geçirmiş oldukları bir kalça çıkığı veya kalça çıkığı benzeri az gelişmiş bir kalça, kalça displazisi dediğimiz veya omurgada olan bir ağrı kalçaya yayılmak suretiyle kalça ağrısı şeklinde kendini gösterir. Aslında omurga mesela bel fıtığı bu konuda ana suçludur. Bunun yanı sıra kalçanın hemen dış yanında üzerine yatıldığı zaman ağrı yapan trohanter bursiti dediğimiz, yani içi su dolu bir keseciğin kalçanın hemen yan tarafında ağrıya sebep olması. Bu da bazen bacağın aşağısına kadar yayılır, bele yayılabilir. Bu da çözülmesi gereken, tedavi edilmesi gereken hastalıklar arasında. Daha önemlisi siyatik sinirinin çıktığı dar bir kanaldaki bir kasın, şu kalemim kadar kalınlıktaki bir kasın kalınlaşması, sertleşmesi halinde araya siyatik siniri sıkışır ve piriformis sendromu dediğimiz bir hastalık ortaya çıkabilir. Çocuklarda özellikle adolesan çağda, yani yeni yetmeler dediğimiz, spora başlamış, kasları kemiklerinden güçlü, kıkırdaklarından daha güçlü olan 15-16 yaşındaki delikanlılarda, genç kızlarda gördüğümüz kalça önünde bir ağrı vardır. Daha çok sporla, dansla uğraşan bu insanlarda kasın değil, burada daha çok kıkırdak dokusunun büyümekte olan iskeletin ağrısıdır. Bir osteokondrit şeklinde gelişebilir. Futbolcularda veya hanımlarda da bacağın jimnastik hareketlerinde çeşitli şekillerde çok açılmasıyla birlikte tam orta noktada bacağın iç yanından aşağı yürüyen
ve kalçada lokalize olan gene bir ağrımız vardır. Bunlar adduktor kaslarına mahsus bir gerilme. Burada bazen o kadar ilerler ki küçük bir ameliyatla o adduktor kası kesmek gerekebilir. Enjeksiyon yapmak gerekebilir ama çoğu %70-80'i bu hastaların konservatif yöntemlerle tedavi edilir. Biz tabii o zaman Necati Bey'le işbirliği yapıp onun yöntemlerini uygulamayı tercih ediyoruz. Ameliyatsız bir takım yöntemler önerecek sanıyorum Necati Bey bize. Bu şeyler, bu paket söylediklerimin çoğu bekleyerek, tedavi ederek, fizik tedavi yöntemleri uygulanarak iyileştirilebilen hastalıklar. Buralarda çok az ameliyata başvuruyoruz. Ama ameliyata başvurmak zorunda kaldığımız ilerlemiş kalça kireçlenmeleri var. Ve kalça kireçlenmelerini bugün belki günümüzün ilk konusu olarak ele alacağız. Sevinay Hanım. Evet, çok enteresan aslında. Tabii bu kalça ağrıları yaşam kalitemizi hocam çok ciddi anlamda düşürüyor. Dediğiniz gibi 7'den 77'ye pek çok insan, genci yaşlısı bir türlü de sebebini bilememek, belki hareketsizlik, belki aşırı kilo alıp vermeler, değil mi hocam? Evet. Kilo alıp vermenin de bu tip ağrılar çok ciddi etkileri var. Peki ne tarz yöntemlerdir aslında bizim önerdiğimiz? Yani sizler kalça ağrılarında ya da işte bu tarz sıkıntılar yaşandığında neleri daha çok izleyicilerimizi merak ediyordur, tavsiye edersiniz? Yani bu işin egzersiz kısmından tutup da işte uygulanabilecek bir takım tedavi yöntemlerine kadar. Bize ilk başlangıç döneminde gelen bir kalça ağrısında demin saydığım çeşitli hastalıkların olup olmadığını inceleyip onları elimine ettikten sonra çekilen röntgen filmleri veya MR'larla eğer bir kireçlenme teşhisi konulursa o kireçlenmenin tedavisine yöneliyoruz. Kireçlenmenin çeşitli safhaları var. Bu safhalardan başlangıç dönemlerindeki hastalara umumiyetle daha ameliyata gitmeyecek ve zaman kazandıracak tedavileri öneriyoruz. Bunların içinde tabii ki Necati Bey ile yaptığımız işbirliğinde fizik tedavi. Onun arkasından bir baston kullanılması, hanımlarda bazen şık bir şemsiye aynı işi görebiliyor. Bir kombinasyon var. Bir kombinasyon. Tedavide. Bir mesela topuklardaki tampon görevini görecek, topuklardaki yumuşak bir lastikli bir ayakkabının darbeyi hemen kalçaya iletmemesi, mutfakta ayakta durmak yerine daha çok hastanın oturabileceği, oturarak çalışabileceği bir takım olanakların yaratılması. Kısacası kilonun tabii verilmesi, bir diyetisyenden konuşulması ve hastada bir 20-30 kiloluk kilo verme durumunda kalçaya binen yükün bunun 4 misli olduğunu hesaplamıştık. Yani 10 kilo veren bir insan kalça ekleminden 40 kiloluk bir yükü kaldırmış oluyor. Bütün bunları yaptıktan sonra eğer bir sonuç alamayacak olursak, ağrı devam ediyorsa o zaman hastanın yaşına, kemiğinin yapısına göre çeşitli ameliyatları uygulamak mümkün. Peki hocam bu işte kalça eklemi ağrılarından kuyruk sokumuna kadar giden pek çok ağrı yöntemleri var. İşte sonunda işte eklem kireçlenmeleri, topallamalara kadar gidebiliyor. Sonunda protezler tedavi yöntemlerinin bir parçası olabiliyor. Kişinin durumuna göre mi karar veriyorsunuz hocam? Nasıl yol alınması gerektiğini? Eğer bir hasta eve kapanmak durumunda kalıyorsa, sokağa çıkmaktan çekinir hale geldiyse ve yürüyüş mesafesi kısaldıysa, gece ağrıları varsa, ilaç almadan gününü geçiremiyorsa, o zaman o hastanın hakikaten ve kalçasındaki kireçlenmeyi de röntgenlerinden biliyorsak, o zaman o hastanın hiç düşünmeden protezine karar vermemiz gerekiyor. Çünkü eve kapalı kalmasıyla kilo alması, hareketinin azalması, tansiyonunun yükselmesi, şeker vesaire benzer hastalıkların ortaya çıkması tam bu çağda başlıyor. Ve ondan sonra geri dönülmeyen bazı metabolik hastalıklar hastaya yerleşiyor. Bunları önlemek için bu aşamaya gelen insanlar ki ilk bize işareti zaten hasta karşıdan gelirken topallamasıyla verir. Yani ağrısı olduğu halde topallamadan
onu saklayabilerek yürüyen bir hasta umumiyetle kendi yaşamını ve yaşam çevresini bir şekilde dengeler. Fakat dengeleyemediğini dış görünüşünden, yürüyüşünden anlarsınız. O bizim için bir nevi bir kriterdir. Kendisi için de sosyal statüyü kaybetmek bakımından, yani toplum içinde topallayarak yürüyen bir insanın düzgün yürüyen bir insandan olan farkı da önemli. Evet. Peki ekranları başındaki izleyicilerimizin merak ettiği bir sorudur eminim. Bu tarz ameliyatlar, bu tarz kalça protezi tarzındaki ameliyatlar kaç yaşından itibaren uygulanmalıdır? Bizim böyle bir konulmuş hani yıllardır, 70'li yıllardan beri rakam 60. Hani 60 yaşın üzerini tercih edelim derken 60 yaşın üzerinde biz o zamanlar 70'li yıllarda hayat ümidi 72, 78, 80'di. Hı hı. Ama şimdi 90'lara ulaştı. Buna mukabilde protezlerimizin dayanma gücü arttı. Hı hı. İkinci bir ameliyat gerekirse teknik gelişti. O yüzden bu 60'lı yaşlar eğer bir hastada çok ciddi hayatını kısıtlayan, çok şiddetli ağrı yapan bir hastalık varsa 60'lı yaşların da çok altına inerek ameliyat yapabiliyoruz ve kalça protezini yenileyebiliyoruz. Kalçasını yenileyebiliyoruz. Hı-hı. Ama bir kireçlenme ve bir bildiğimiz standart bir yaşlanmaya bağlı kalça hastalığı varsa Hı-hı. o 60-70 olabiliyor. Bir sıkıntı yaş konusuyla ilgili aşağı doğru değil yukarı doğru. Hastalarımız 70-76-80 yaşına geldiği zaman aman evladım ben çok yaşlandım artık ben ameliyat olmayayım Hı-hı. şeklinde bir mentalite var. Benim Almanya'da 92 yaşında bir hastam gelip Maşallah. İşte iki kalçasını birden ameliyat ettirdiğinde bizim Hı-hı. Türk gazeteleri alıp kendisini yayınladılar. Ve orada şöyle bir mesaj vermişti hastam. Ben öğleyin çıkıyorum, yürüyüşümü yapıyorum, yemeğimi yedikten sonra gelip tekrar kaldığım yurtta istirahat ediyorum. Eğer ben eğer yurttan dışarı çıkamayacaksam, evet. Hayatın ne önemi var? Ben bu onun için iki kalçamı da yaptırdım ve şimdi çıkıp rahat rahat yürüyebiliyorum. Kalan ömrümü odada geçirmek istemiyorum demişti. Harika bir görüş. Bu yani, tabii bir dünya görüşü. Yaşama bağlılığını gösteriyor Aynen. hocam. Yani her yaşın Aynen. kendine göre güzellikleri var. Neticede hepimiz sağlıklı ve kaliteli yaşamak. Neticede yaş alıyoruz. Yaşlanmak demiyorum evet. ben bunu ama yaş aldığımızda kaliteli yaş almak istiyoruz. Merak ettiğimiz sorulardan bir tanesi de hocam. Ekranları başımızdaki izleyicilerimizin de tabii çok çok merak ettiği sorular. Bu tarz ameliyatlar sonrasında normal sosyal hayatınıza, güncel hayatınıza nasıl dönebiliyorsunuz? Ne kadar bir süre sonra normal hayata iyileşip dönebiliyorsunuz? Ve vücudun sonrasında bir adaptasyon sorunu var mıdır? İşte herhangi bir protez takıldığında vücudun bunu kabul etmesi, etmemesi tarzında sıkıntılar yaşanabiliyor mu? Kabul etmesi, etmemesi tarzında sıkıntılarımız hemen hemen hiç yok. Hı hı. Bazen enfeksiyon olabiliyor. O enfeksiyonu kabul etmeme şeklinde halkımız yorumluyor. Yoksa protezleri kabul etmeme gibi bir durum yok. Hı hı. Kullandığımız materyaller titanyum denenmiş ve biyolojik olarak hasta vücuduna, insan vücuduna girdiği zaman sorun yaratmayan hı hı. ya da kobalt krom dediğimiz metallerden yapılıyor. Hem bunlar manyetik etki bakımından hem de vücuda uyum bakımından uygun materyaller. Bu protezin ameliyatını olduktan sonra hastamız hemen o gün akşamüstü veya ertesi günü ayağa kalkıyor. Harika. Ayağa kalkmak, dikine durmak, dünyayı dikine görmek bir kere o hastalık psikolojisinden kurtarıyor. Hı hı. İkincisi hemen odasında yürümeye başlıyor. Tuvalete gidebiliyor. Hı hı. Ve böylece o hastalık psikolojisi ister kalça kırılmış olsun ister kireçlenme dolayısıyla hareket ettirmesin bir insanı bu geçmiş olmuş ve düzelmiş olması insanda bir rahatlık yaratıyor. Ondan sonra yaranın iyileşmesi aşağı yukarı her insanda olduğu gibi 12-14 gün kadar sürüyor. 12-14 günlük sürenin sonunda hasta kalkıp oturabiliyor, yürüyüşünü yapabiliyor, merdiven çıkabiliyor. Ve gittikçe o ödemin azalmasıyla aşağı yukarı bir ay sonra Hı-hı. normal kendi hayatına dönmüş oluyor. Ama biz 14 gün sonra hastalarımıza dışarı çıkın, lütfen yürüyüşler yapın, bir 10 dakika gidin gelin
sokakta yürüyüş yapın diye motive ediyoruz. Bu arada bu dönem bittikten sonra da Necati Bey o konuda da bilgi verecek. Fizik tedaviyle daha evvel gerilmiş, kısalmış olan kasların uzatılması, normal fonksiyonlarına gelmesi, çok kas kaybetmiş olan ağrı sebebiyle atrofi olmuş kasların tekrar güçlendirilmesi bizim için çok mühim. Onun için biz fizik tedaviyle daima el ele çalışırız. Öncesinde ve sonrasında bu hastalığı tamamlayan iki faktör, iki komponenttir fizik tedavi. Hastalarımız nereye kadar gidiyor protezden sonra? Onun için size kısa birkaç anekdot şeklinde şeyler söyleyeyim. Mesela bir hastam ameliyat oldu, çıkarken kendisine işte bu diş protezi gibidir. Dişinizde biliyorsunuz protez yapılınca fındık kırmazsınız değil mi diye soruyoruz. Daha hassas davranırsınız. Daha hassas davranırsınız diye hastalarıma söylerdim. Tabii hocam kırar mıyız, işte dişim kırılır, işte porselendir falan diyeceğiz. O zaman biz de işte kalçanızı da o şekilde kullanın diye kendilerine bir hedef, bir yol vermeye çalışırdık. Ama mesela ben gördüklerimi söyleyeyim. Belki şeylerde de resimlerde de gösterecekler. Avcı bir hastamız vardı. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama bana işte gidip vurduğu bir dağ keçisinin şeyini, boynuz kısmına kendi kemiklerini koyup resimlerini çekip yollamış. Resimde var. Ondan sonra fakat onu yapması için 6 metre yüksekliğinde bir kulübeye çıkması gerekiyor. Bu av işi için. Bir başka hastam Alplerde dağlara tırmanmış. Bayrak dikmiş, bayrağın yanında resmi çektirmiş ve bana bayrağı tutarak resmini yollamış. Şimdi biz kalçanızı koruyun, namazda bile sandalye kullanın derken o hastanın kalkıp da Alplere tırmanıp dağa tırmanmaya kalkması, bunlar bir yerde demek ki insanlar normal yaşama döndüler diye bayağı bizi sevindiriyor. Bayağı kendini iyi hissediyorlar demek ki. Yani normal hayatlarına sanki hiçbir şey yokmuş gibi, böyle bir ameliyat olmamış gibi de şey yapabiliyorlar, devam edebiliyorlar. Bu çok gerçekten sevindirici bir gelişme yani. Öbür taraftan da korkutucu. Bu kadar da hani serbesti iyi mi? Biraz galiba dizginlemek, birazcık kontrol etmek de lazım. Evet, bedenimizde biz nasıl davranırsak bedenimiz de aslında bize o şekilde cevap veriyor. Aynen. Haşin kullandığımızda o da bize isyan edebiliyor arada. Peki hocam, Twitter'dan bir mesajımız var. Semra Hanım mesaj atmış bize. Kendisine doktora gittiğinde protez ameliyatı olması gerektiği şeklinde doktor tarafından bir tavsiyede bulunmuş. Fakat protez ameliyatı konusunda çok ciddi soru işaretleri var kafasında ve ciddi anlamda bir korku içerisindeyim. Acaba ne yapmam lazım? Bu konuyu nasıl, yani bu korkuyu nasıl atlatabilirim? Neler tavsiye edersiniz diye bir sorusu var bize. Korku biz Akdeniz ülkelerinin ortak konusu. Ben hastamızı çok iyi anlıyorum çünkü ben de diş hekimine gideceğim zaman mutlaka eşimi yanıma alıyorum. O da yanımda durursa oluyor. O kendisi yalnız diş hekimine gidebiliyor ama ben nedense yalnız gidemiyorum. O yüzden hastamızı çok iyi anlıyorum. Evet. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani hastaneye girebiliyorsa ve yatağına yatabiliyorsa o andan itibaren biz kendisini rahatlatıcı enjeksiyonunu yaptığımızda rahatlıyor. Ve o korkuyu içinden atıyor. Daha gülerek etrafıyla konuşur hale geliyor. O etkiyle de bazen de dalıyor, uyuyor. Ameliyathaneye nasıl indiğini fark etmiyor. Zaten anestezi yöntemlerimiz ister epidural olsun, ister genel anestezi olsun, ister spinal olsun çok başarılı. Evet, gerçekten öyle. Hatta biz ameliyatı yaparken arada soruyor, bitti mi, ne yaptınız, işte doktorum burada mı, kendisiyle konuşayım şeklinde. Biz arada bir hastamızla konuşuyoruz, sonra tekrar kendisi dalıp uyuyor ve çıktığı zaman da bitti ameliyatınız deyip odasında konuşurken de hakikaten ameliyatın korktuğu gibi geçmediğini ve rahat olduğunu ifade ediyor. Bunu hastamıza belki bir mesaj olarak iletirsek ondan bir sonuç çıkartır. Peki hocam, aslında şöyle bir şey de merak ediyorum ben Semra Hanım için ve ekranları başındaki tabii diğer bütün merak eden izleyicilerimiz için de sormak istiyorum. İşin ameliyatlı kısmını biraz tartıştık tabii, bir yol ilerledik. Yine konusunda uzman doktorumuz Sayın Necati Küçükgül'e dönmek istiyorum. Fizik telavi ve rehabilitasyon uzmanımız. Böyle bir durumda Semra Hanım ve onun gibi hastalara sizler nasıl bir tedavi yöntemi uygularsınız? Kendilerini daha iyi ve daha sağlıklı hissetmeleri için. Şimdi tedaviyi üçe ayırırsak birincisi koruma. Evet. Korumada Mustafa Bey gayet güzel bahsetti. Kilo almama, davranışlara dikkat etme, kalçaya kötü yüklenmeme. Egzersiz. Bunlar önemli bir şey. Belki. Ama
kaçınılmaz bir şekilde çok erken yaşlarda da şeyler oluşabiliyor. Kalça kireçlenmesi. Hı. Bazı romatizma hastalıklardan sonra arkasından çok sık kalça kireçlenmesi gözükebiliyor. Hı hı. Yaşı da çok aşağı çekiyor bu. Tabii. Hı hı. Çok genç yaşta. Çok başarılı tabii sonuçlar oluyor. Fakat evet, bu rehabilitasyonla o dize, kalçaya benteş edersek onun etrafındaki kontraktil doku dediğimiz yani kasılabilen kasla harekete geçiren önemli bir mekanizma. İşin bu tarafı eksik kaldığı zaman o güzelim yapılan ameliyatlar başarısızlıkla sonuçlanabiliyor. Hı hı. Biz tabii ki kendi ünitemizde bunu çok başarıyla hem öncesinde hem de sonrasında uyguluyoruz. Ama hı hı, bazen çok tanıdık olduğum bir şey, hastaya herhangi bir rehabilitasyon gösterilmeden, egzersiz gösterilmeden, hı, koruma önlemleri gösterilmeden taburcu edildiğinde sahiden yazık oluyor onca emeğe. Hı hı. Bizim de yaptığımız genellikle kalça protezlerinden sonra özellikle bacağı stabilize eden, kalçayı stabilize eden kaslar var. Bunların kuvvetlendirilmesine yöneliyoruz. Fakat hı hı, bunun öncesinde tabii ki o yaranın iyileşmesi, protezin iyice tutması, çimentolu protezlerde zaten çok kısa sürede ayağa hı hı kaldırıyoruz. Ama Mustafa hocamın da başarılı bir uyguladığı biyolojik fiksasyon özel bir protezden sonra yani o süre biraz daha gecikiyor. Ha, ama burada dikkat ettiğimiz bir yandan yapılan ameliyatı korumak. Evet. Yani ona gölge düşürmemek. İkincisi de ameliyatın başarısını daha da çevredeki kasları kuvvetlendirerek, kalçanın hareketlerini kuvvetlendirerek, diğer mekanizmaları kuvvetlendirerek onu daha iyi hale getirebilmek. Peki hocamın uyguladığı ameliyatlar evet muhtemelen zaten muhteşem bir biçimde eminim çok büyük başarılarla teşekkür sonuçlanıyor. Teşekkür fakat ederim, sağ olun. Bunun ameliyatsız olan bir yöntemi var mıdır hocam Necati Bey? Kalça kireçlenmesinde hastamız en önce çorap giyemiyorum, ayakkabı giyemiyorum diye gelir. Hatta bazen maalesef biz de kötü haber vermek zorundayız. Burada özellikle Mustafa hocamla karşıt bir görüş yaratmak için zorlamak istemiyorum. Çünkü sahiden kalçada, kireçlenmelerde olay bir süre sonra kaçınılmaz olarak proteze gidiyor. Fakat bu süreç nasıl gecikebilir? Ancak bunu ben söyleyebilirim. Kaplıca tedavileri, baston kullanımı, özellikle sağlam tarafta oraya binen yükü azaltır. Kilo vermek ve ameliyata hazırlık safhası. Yani biz ancak bu konuda yardımcı olabiliyoruz. Ameliyat kaçınılmaz hale gelince, yürüme mesafesi azalınca belki palyatif bazı önlemler yani geçici olarak bu süreci uzatabilir ama ameliyat çoğu zaman gerekiyor. Evet. Peki bu konu sanıyorum yeterince bence aydınlığa kavuştu diye düşünüyorum. Hocam eklemek istediğiniz başka bir şeyler var mıdır? Kalça ile ilgili, kalça protezi ağrılarla ilgili olarak Şimdi tabii Necati Bey benim hastalarımı aldı. Evet. Tam ameliyat edecekken onları güzelce konservatif yöntemlerle tedavi etti. Öyle bir intiba uyandı. Tabii ki gayemiz o değil. Biz karşıt görüşleri tartışıyoruz ama evet, bizim bir sınırımız var. O sınır da demin bahsettiğim, biz zaten o konuda iki hekim hemfikiriz. Hastanın kalkıp kapıyı açmaktan çekindiği, gidip kendisine mutfaktan ikinci bardak bir çay koymayı beklediği ve pek ondan kaçındığı. Eğer bir yerde cam açıksa ve esiyorsa, üşüdüğünü hissediyorsam oraya cama gidip o camı kapamak dahi zor geliyorsa, hele pazara çarşıya gitmek gibi konular, kaçınılan şeyler olmuşsa, o zaman hastamız tabii korksa da bir takım yöntemlerle bu ameliyattan kaçınsa da yapılacak tek şey cesaretini toplayıp çevresinde uygun bulduğu bir hekime danışıp bu ameliyatı daha evvel yapmış, başarılı olmuş hekimler, başarılı olmuş hastalar var. Onları kendini örnek olarak ameliyatını yaptırmaları. Çünkü bu yapılmadığı zaman dediğim gibi kilo artması, metabolik hastalıklar evet, ve tansiyonun yükselişi kiloya da bağlı olarak ve olumsuz bir tablo ortaya çıkıyor. Ve ondan sonra o olumsuz tabloyu geri döndürmek bizim için oldukça zor oluyor. Çok daha zor oluyor. Peki Necati Hocam size sormak istiyorum. Size gelen hastalarda en küçük ve en küçük yaş sınırı nedir? Mesela böyle sizi gerçekten şaşırtan, aslında çok üzücü genç yaşta insanların da bu tarz sıkıntılarla karşı karşıya kalması. Merak ettiğim bir soru benim tamamen böyle. Ya da ne tarz yöntemler uygulanıyor? Doğuştan kalça çıkığı olan hastalarımda erken gelişme şansı çok fazla kalça kireçlenmesinin.
Bazı iltihaplı romatizma tipleri, romatoid artritte, ankilozan spondilite veya onların benzeri, kusura bakmayın böyle yabancı terimler kullanıyorum ama iltihaplı belki... romatizma hastalıkları diyelim. Aha. Bunlar kıkırdakları erken bozduğu için tabii. kireçlenmeyi çok daha erken oluşturabiliyor. Doğuştan olan şeyler değil mi hocam? Doğuştan bunlar? Değil. Erken yaşta tutan kasalı. Romatizmalar, iltihaplı romatizmalar. 15-20 yaşlara kadar bunun düştüğünü gördüm. Ama çok tabii genç, ki evet. kemik yaşının gelişmesi, ameliyatı yapan ortopedist meslektaşımızın vereceği bir karar. Hı hı. Çok geç yaşlarda da biz de 90 yaşlı hastalarda özellikle kalçasını kıran hastalarda maalesef fazla konservatif tedavi seçeneği yok. Yani o hastanın hı. operasyon olması kaçınılmaz. Protez takılması kaçınılmaz. Doğru. Ha, doğru. Geç yaşlarda bunlarla karşılaşıyoruz. Evet, ama evet. genel bizde 75-80 yaş civarında çok daha fazla görüyoruz kalça protezlerini. Tabii, tabii. Evet. Ben bu konuda bir şey ekleyeyim isterseniz. Genç yaş dedik. Şu Almanya'daki çalışmamdaki en genç yaş, iki tarafı kalça protezi yaptığımız bir genç kızdı, 18'di. Çünkü çok genç yaşta evet. Tüberküloz sebebiyle kalçalar donmuştu. Yani şu kalça ekleminin hiç oynamaması durumu vardı. Hı hı. Tabii ki evlenecek, çocuk dünyaya getirecek, evet. bir doğum prosesi geçirecek. Bu kalçalar hareketli olması gerekiyordu. Bir hı hı. komisyon olarak karar verildi ve o hastamıza iki taraflı kalça protezi taktık. Hı hı. Türkiye'deki çalışmamda da 22'ye kadar inmek zorunda kaldık. Bunlar bizim için övünülecek şeyler değil. Bir evet. protezi erken takmak. Fakat gerekiyorsa bir insanın hayatını yaşarken ister 22 olsun ister evet. 42 olsun. Hı hı. O sırada ona ihtiyacı varsa bir başka bir çıkış yolu yoksa. Hı hı. Ve bir takım böyle hastayı oyalayıcı yollara gitmek yerine bu oyalayıcıdan kastım çeşitli ameliyatlar var. Fakat bunlar bir sonuç getirmediği ameliyatların belli. Denenmiş daha evvel. Hı hı. İstemesek de onları bazen deniyoruz, bir şans verelim diye. Ama o şansı da verdiğimiz halde sonuç alamadıysak o zaman protez ameliyatını yapıyoruz. Hocam neye göre karar veriyorsunuz? Yani o son nokta, bu ameliyatın olması gerekiyor artık dediğiniz nokta nedir? Sanki hani buna bizden çok hasta kendi karar veriyor. O noktaya geliyor ki beni artı hani ben bu sözü birkaç defa duydum hastalarımdan. Çünkü ben hep ötelemeyi ve zaman kazanmayı severim. Hani hep kendilerini geri yolladığım hastalarım bazen gelir, beni artık geri yollama der. Hmm. Yani anlıyorum. Artık tak etmiş yani. Aynen. Bir yerde artık aynen. bu problemi artık aynen. sonsuza kadar çözmek aynen. istiyor sanıyorum. Ama tabii biz bugün kalçadan bahsettik. Hı hı. Kalçada tabii benim meslek hayatımda sıkıntı çektiğim bir konu, eğer hastanın hem bel fıtığı varsa hem kalçası hastaysa. Hocam bu arada lafınızı kesiyorum, çok çok özür dileyerek. Hattımızda bir izleyicimiz peki. var. Konunun üzerine sanıyorum bize sormak istediği sorular var. Sizin kadar değerli doktorlarımızı yakalamışken. Teşekkür ederim. Evet, izleyicimize bağlanabiliriz. Merhabalar Süleyman Bey. Hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli doktorlarımız, profesörümüz Mustafa Bey ve doktorumuz Necati Bey'e sormak istediğiniz sorular var sanıyorum. Sorunuzu alalım lütfen. Hı hı. Ve kalça protezi taktırmayı düşünüyoruz. Bu protezi taktırmaktan sonraki iyileşme süreci ne kadar? Hı. Evet, tam konumuzun üzerine bir soru değil mi hocam? Güzel. İster 72, ister 62, ister 82. Dediğim gibi taktığımız gün hastayı biz biraz rahat bırakıyoruz. Bir Akdeniz ülkesindeyiz. Yani Avrupa ve Amerika'daki gibi bir acele, bir telaş içinde değiliz. Hastamız bugün dinlensin diyoruz. Ama ertesi günü ayağa kaldırıyoruz, yürüyor, ayağına basıyor ve ayağına basıp yürümesiyle beraber de artık iyileşme süreci, geriye dönüş başlamış oluyor. Bu bazı hastada ne bileyim 5 gün, 10 günlük bir süreçtir. Bazı hastada 15 gün sonradır ama hastamız daha ilk kalktığı gün gidip bir koltukta oturuyor, çayını kahvesini içiyor. Ben dün bu saatlerde ameliyathanedeydim, şimdi burada oturdum, çayımı içiyorum. Bu bir moral hasta ağrı için. Ağrı var mıdır hocam? Ağrı varsa oluyor? Da o ağrıyla biz yani o ameliyat yarasının tabii ki kesilen yerin bir ağrısı olacak. Hı hı. Ona ilaçlar veriyoruz, onu önlüyoruz. Minimuma indiriyoruz, onu hissediyor. Hı hı. Zaten 24 saat sonra da o ağrı eğrisi o kadar aşağı iniyor ki
Çok az bir ilaçla yattığı zaman belki de ağrısı olmuyor. Kalkıp o hareketleri yaptığında o Necati Bey'in de bize bahsedeceği kasların kasılmasından dolayı gelen bir tokluk, bir ağrı hissi oluyor. Ona ilaçlar veriliyor. O da çok böyle dramatik bir ağrı değil. 2-3 gün sonra onlar da kayboluyor. Peki böyle bir durumda Necati Hocam siz neler tavsiye ederdiniz böyle bir durumda? Yani protez yerine nasıl bir tedavi yöntemi uygulanırsa hastamızın babası sağlıklı bir duruma geçebilir? Şimdi protez kullanacak duruma geldiyse artık çok fazla bu konuda fikir yürütmeye gerek yok. Hastamızın gönül rahatlığıyla ameliyata girmesi lazım. Fakat ameliyat sonrasında, sonra bu dinlenme süresini de çok uzatırsak onun da zararı oluyor. Kasların bir an önce harekete geçmesi lazım. Kas küsmesi dediğimiz bir olay. İnhibasyon dediğimiz bir olay. Ve bu kas çalışmıyor sonra. Ve fonksiyonunu kaybediyor. Bu da özellikle yürüme sırasında bacağımızı yana açan kaslar çok zayıfladığında yürüme kalitesini ve protezin başarısını gölgeliyor. Onun için her şey kararında. Geri geldiği zaman az istirahat. Ondan sonra kalçayı belli bir açıya kadar bükme, daha fazlasına izin vermeme, çok zorlamama ve kararında bir kas kuvvetlendirme programı. Bu işi özellikle 1-2 ay ağrılar olabiliyor tabii ki. Mustafa Bey zaten bu konuda çok çok deneyimli bir isim. Ve hastamız 2-3 ay içinde yürür hale gelebiliyor rahatlıkla. O zaman erken teşhis değil mi hocam? Çok özür dilerim. Siz şimdi burada müsaade ederseniz benim kalça ile ilgili en sıkıntılı konularımdan birisi, bugün Necati Bey beni kırmadı geldi. Bel fıtığı ve kalça ağrısı birbirine sık karışan, yani hastamız umumiyetle elini şöyle koyup şu kalçamda bir ağrı var diye noktayı gelir. Bilmiyor insanlar. Evet, doğru söylüyorsunuz. Hep böyle şurada bir ağrı var deniyor. Bir ağrı var. Bel sanılıyor, kalça çıkıyor değil mi? Biz o muayeneyi yaparız. Kalçayı ağrılı buluruz. Biraz da bele de bakarız. Mutlaka, çünkü bir eklemi muayene ederken onun bir üstünü de muayene ederiz. Bu muayeneyi yaptığımızda görürüz ki belde de bir sorun var. MR'ını çekeriz, fıtık var. Geldik bel fıtığına. Ve şimdi bel fıtığımız da var, kalça da var. Bu bizim bir ikilem konumuz. Bu ikilemde ortopedist olarak, fizyoterapi olarak sıkıştığımız ve ciddi bir karar vermemiz gereken bir konu. Ama bununla beraber bel fıtığına geldiğimizde günümüzün önemli konularından birisi olan bel ve boyun fıtıklarını ve özellikle de bunların ameliyatsız tedavisini. Necati Bey'in çok iyi bir konusu. Onun için isterseniz kısa bir reklam arası verelim. Girelim. İsterseniz. Onları inceleyelim. O zaman hocam kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra da bu ve buna benzer pek çok merak edilen konuyla beraber tekrar burada bir araya gelelim. Reklamlar. Profesör Doktor Mustafa Yücel'le Sağlıkta Karşıt Görüşler programı, sağlıkta doğru bilgiyi aktarmak adına alanında uzman konuklar, hastalıklarda farklı tedavi yöntemlerini ve son teknolojik gelişmeleri sizler için canlı yayında tartışacaklar. Az sonra. Değerli izleyicilerimiz, Sağlıkta Karşıt Görüşler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Kalça eklemleri, kalça protezleri, kalça ağrıları derken şu andaki konumuz da fıtık aslında. Güncel hayatımızda özellikle şehir insanının en çok sıkıntı yaşadığı konulardan bir tanesi. Ve ben sözü doktorumuz Sayın Necati Küçükgül'e bırakmak istiyorum. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanımız. Nedir hocam fıtık? Gerçekten neden bu kadar yaygınlaşmaya başladı? Sokakta neredeyse gördüğümüz 10 insandan 8'in de bu konuda büyük bir sıkıntı var. Nedir hocam? Bir kuzu, dana ya da tay doğduğu zaman 4 ayağının üzerine düşer. Ve hacmi gelişir, büyür. Fakat yapısında çok değişme olmaz. Yürümeye başlar. Fakat insan yavrusu önce başını kaldırmaya başlar. Sonra yavaş yavaş ayağa dikilmeye çalışır, yürümeye çalışır. Sanırım yanlış benzetme olmaz. Boyun ve bel ağrıları, bel fıtıkları, boyun fıtıkları bu yürümenin, ayağa dikilmenin zekatını ödememiz. Kaba bir benzetmeyle böyle söyleyebiliriz. Özellikle kedi köpek 8. kattan düşer, ayağı üzerine bir şey olmaz. Omurgasında özellikle fıtık olmaz. 4 ayak üzerinde yürüyen canlıların. Fakat insanda beldeki çukur, boyundaki çukur, sırttaki ve
kuyruk sokumuna yakın bölgedeki tüm seklik S şeklinde bir zincir kemiği oluşturuyor. Ve bu zincir kemiğinin arasında da bazı yastıklar var, disk dediğimiz. Bunun ortası sulu kıvamda, jelöz kıvamda, kenarı ise sert ve güçlü liflerle örtülü. Ama o yüksek basınca dayanamayıp pörtlemeler oluyor. Küçükse bırtlama diyelim, büyükse pörtleme diyelim. Hı-hı. Bu çok büyük bir şekilde oluyorsa çok bu iyi. Fıtık bazen ameliyata kadar gidebiliyor. Ama onun dışında insanın ayakta durmasının bedeli, hele teknolojinin gelişmesi, hayatın kolaylaşması, masa başında geçen zamanın çok artması, yanlış oturma şekilleri, spordan uzaklaşma, sırt kaslarının zayıf kalması vesaire vesaire bir yana sebepten dolayı kilo alma, omurgamızda bozuluyor. Bir bozulma süreci. Bunlar da bunun erken bozulmasına sebep oluyor. Çok ilginç bir şey söylediniz hocam. Yani hayvanlarda, dört ayak üzerinde duran hayvanlarda hakikaten böyle bir sıkıntı yaşanmıyor. İnsanoğlu sanıyorum evrim geçire geçire iki ayak üzerinde durmaya başladıkça bütün bu sıkıntılarla yüzleşmeye başladı. Peki ne tarz yöntemler olmalı? İşte bu konuyla belki pek çok insan fıtık olduğunun bile farkında olmadan sürekli ağrı kesicilerle günü kurtarmaya çalışıyor. Nedir tavsiyeleriniz? Şimdi öncelikle fıtık oldum, dünyanın sonu geldi, kanser oldum. Yani bu psikolojiyle bana gelen çok hasta oluyor. Ama bir kere bu korkuyu ortadan kaldıralım. Fıtık özellikle sinirlere en çok yakın olan yere basarsa gücü azaltır, yürümeyi bozar. Problem budur. İleride tüm vücudu felç yapacak bir olgu değildir. Fakat 3 günü geciken tedavisinde özellikle hızlı ilerliyorsa güç kaybı, buna da müdahale etmek lazım. Bu konuda da benim öğrenciliğim yıllarında düz tahtaya yatırırlardı hastayı. Bir ay ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Yani hasta kalkıyorsa kalkıyor. Eğer düzelmediyse ameliyata alınırdı. Fakat şimdi teknoloji çok gelişti. Özellikle dekompresyon sistemleri dediğimiz, burada yabancı terim kullanıyorum da dekompresyon demek, ne demek baskıyı hocam? Kaldırmak. Baskıyı kaldırma. İlk başlarda bu Hipokrat zamanından beri, tıbbın babası İbn Sina'dan beri kullanılan çekme yöntemleri, mekanik bir yöntem. Anlamı şu, disklerin arasını açmak, omurların arasını açmak. Disk, demin biraz bahsettim, ortasında sıvı olan, etrafı çok güçlü liflerle çevrili bir yapı. Özellikle eğilip bükülmelerimiz sırasında çok fazla yük altında kalıyor. Dikkat etmediğimiz zaman dediğim gibi bir fıtığı börtletme şansımız çok çok yüksek. Ve burada özellikle en son teknolojiler şeyin üzerine odaklanıyor. Disklerin arasında negatif basınç yaratmak. Eski çekme cihazları bunu sağlayamıyordu. Neden sağlayamıyordu? Çünkü vücut dışarıdan gelen bir uyarana karşı hemen kendi korumayı alıyor. Kendi koruması da etraftaki kasları kasmak, spazma uğratmak, onların kasılması, o adelelerin, ve bu da daha fazla çekmeye izin vermediği gibi tam aksine ağrıları artırıyordu. Fakat şimdi yeni sistemlerde şöyle bir yanlış benzetme olmasın, paslanmış bir vidayı açarken onu zorlarsanız iyice kanırtırsınız, iyice bozarsınız. Ama şimdi çok yeni, çok güzel elektrikli tornavidalar var. Belli bir titreşimle taktığınızda o paslanmış vidaları bile açıyor. Şimdi en son teknolojiler, en son yöntemler, dekompresyon sistemleri, yani traksiyonu bunun başı olarak alırsak, gittikçe bunu güçlendirmeye yöneldi. Ve özel eğrilerle çekme, bilgisayardan çok daha fazla yardım almayla gerçekten çok başarılı sonuçlar alınıyor. Evet, hocam, bir şey söyleyeceğim. Benim dokunmak istediğim bir konu var. Cerrah olarak birkaç hastamda son zamanlarda görmeye başladım. Uyguladığınız yöntemlerde yalnız çekme değil, yarattığınız vakumla bu bel fıtığının tedavisinin daha güçlü olduğu ve hastanın ameliyat olmadan iyileşebildiği durumlar. Bu çok sevindirici bir şey hocam, değil mi? Ameliyata tabii, gerek kalmayan tabii, böyle bir alternatif tedavi. Fizik tedavi olması. Zaten hani sıcak ve soğuk uygulamalarıyla başlayıp elektrik tedavileri derken gelişen teknolojiden bahsettiğiniz ve uyguladığınız bir teknolojik yöntem var. Bize biraz onu açar mısınız? Yani çekme, germe ve vakumla oluşturduğunuz aletler var. O aletlerin getirdiği kolaylıklar var. Evet. Şimdi izin verirseniz bu basınçlar çok önemli. Basınç arttığı zaman fıtık ortaya çıkıyor. Dizlerimiz gergin, öne eğildiğimiz zaman bele 300-400 kilogram yük bindiriyoruz.
Ayakta dikildiği zaman 110-120 kilo yük bindiriyoruz. Sandalyede oturduğu zaman 140 kilogram yük bindiriyoruz. Hı hı. Yürüme sırasında bu 90-100 arasında gidip geliyor. Yatakta da 30-40 kilo civarında diskler, evet, arasında bir basınç oluyor. Bunu tekrarlayabilir miyiz hocam? Ekranları başındaki izleyicilerimiz en fazladan en aza doğru gideyim. En kötü pozisyon dizler gergin, ayakta dikilip öne eğilme. Ondan sonra dizler gergin, yerden yük kaldırma. Mesela, en yanlış değil mi? Yere çömelip almamız gerekiyor. Evet, evet. Mesela arabanın bagajında bir bavul var veya bir çocuk puseti var. Kollarınızı uzatıp eğilip onu kaldırmak istediğiniz zaman bir erkek olarak bele yükleniyor. Aslında dizlerimize ve dizimize yüklenmek lazım. Dizimizi bir asansör gibi kullanabilmeliyiz. Bu da tabii bir eğitim. Evet. Bizim fizik tedavi rehabilitasyon uzmanlarında hastalarına çok vurguladıkları konular bunlar. Evet. Gece yatarken bile kötü yatarsanız 50 kilogram yük biner. Dizlerinizi kıvırıp yan yatıp karnınıza çekerseniz 30 kilogram yük biner. Evet. Şimdi bunların hepsi oturmak özellikle çok yük bindiren olgular. Biz ne yapıyoruz peki? Bizim yarattığımız, bırakın yükü azaltmayı, yatma sırasında 40 kilogramdan bahsettim, 30 kilogramdan bahsettim. Eksi yüzlere kadar oluşan bir negatif basınç. Bu negatif basınç ne demek? Bir ilacı şırıngaya çekersiniz. Orada bir boşluk olur, hava boşluğu. Sonra yavaş yavaş sıvı gelir. Ya da bir süngere elinizi basarsınız suyun içinde. Bıraktığınızda yavaş yavaş o gözeneklerin içi su dolmaya başlar. Evet. Şimdi omurgaların arasındaki disklerin kan damarı yoktur. Vücut direkt oraya kan pompalamaz. Anlıyorum. Emme basma tulumba gibi basınç değişiklikleri de diski besler. Peki, yeni hocam, sistemdeki farklılık şu. Özellikle kısa vadede vakum etkisiyle diski yerineleştirme yaptığı gibi uzun sürede de o diskin beslenmesine yol açıyor. Hocam bu konu gerçekten değil mi? Çok derin bir konu aslında. Hepimizin de çok bu konuda bilgiye bence gerçekten çok ihtiyacı var. Fakat o kadar sınırlı bir zaman dilimindeyiz ki ben böyle ekran başındaki izleyicilerimizin de merak ettiği konuları böyle tek tek az da olsa biraz bilgilendirme konusunda sizlerin tabii ki görüşlerine ihtiyaç duyuyorum. Aslında çok şu anda en önemli konularımızdan bir tanesi de işte boyun fıtığından bahsediyorduk birazdan. Boyun fıtığı, hocam, bir insan boyun fıtığı olduğunu nasıl anlar? Yani bunun ağrının tarzı nedir? Kişi nasıl kendini bu konuda evet ben boyun fıtığı oldum der. İşte tedavi yöntemleri nelerdir? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Boyun fıtığı doğal olarak çevresindeki dokuları etkiler. Öncelikle boyun hareketleri zorlanır ve ağrılı olur. İkincisi, eğer sinire baskı oluyorsa bu baskı ellerde uyuşma yapar. Hatta çok ileri giderse ellerde uyuşma, güçsüzlük bile yapabilir. Ondan sonra yine boyundan özellikle denge bölümüne giden bazı damarlar vardır. Bunların üzerine de baskı olup baş dönmesi, kulak çınlaması, dengesizlik şikayetleri yapabilir. Bunların hepsi boyun fıtığının yaratabileceği şikayetler ama genellikle boyun hareketlerinde zorluk fıtığın yerine göre kola, omuza, sırta vuran ağrı şeklinde hastalarımız bize gelebiliyor. Omuzum mu ağrıyor, boynum mu ağrıyor veya omuzum boynumdan mı geliyor, boynum omuzumdan mı geliyor? Evet, değil mi? Benim ortopedist olarak en çok sıkıştığım konulardan birisi. Evet. Omuzla boyun arasındaki relasyondan biraz bahseder misiniz? Şimdi omuzla boyun arasında tabii ki ilişki var ama iyi bir muayene genellikle boyun hareketlerinin kısıtlı olması, omuzun açık olması, omuzla ilgili yaptığımız bazı sıkıştırma testleri olayın nereden geldiği konusunda bize net fikir veriyor. Çok da zor olmuyor ama yine de günümüzde MR oldukça ileri bir teknoloji ve bu tip şeyler ortaya çıkarıyor. Fakat genellikle ayrıntılı bir muayene buna çok dikkat ediyoruz. Özellikle boyun hareketiyle boyunu biraz sıkıştırmakla, sinirleri sıkıştırmakla ağrı omuzda ortaya çıkıyorsa o ağrı muhtemelen boyun fıtığına bağlı. Peki demin bir aletten bahsettiniz bel fıtığının tedavisi için. Bu boyun fıtığında da uygulanabiliyor tabii mu? Tabii ki. Boyun fıtığında da çok onun resimlerini göstermemiz mümkün mü acaba? Ameliyatsız olan değil mi yöntem? Ameliyatsız boyun fıtığı. Dekompresyon sistemi. Onun resimlerini de alabilirsek rejiden onun boyunda da kullanılması büyük avantaj. Çünkü hastalarımızın yarısında bel fıtığı varsa yarısında boyun fıtığı var. Biz omuz hastalıklarını ayırabiliyoruz. Muayenelerimizde ortopedist olarak omuzu ayırabiliyoruz. Ama boyunu tespit ettiğimiz zaman boyun tedavisi tabii çok daha ön planda. Gelen hastalarımızda da şunu çok fazla görüyorum. Ortopedist arkadaşımıza, meslektaşımıza gittiyse o tabii ki kendi disiplin açısından eklemleri öncelikle kontrol ediyor. Tabii. Beyin cerrahı da özellikle
omurgayı ön planda tutuyor. Evet, şu anda ekranda görebiliyoruz sanıyorum cihazımızı. Evet. Evet, burada hastamıza şu anda dekompresyon sistemi. Bir kabin midir hocam o? Bir kabinin içine mi giriyor hasta şimdi, yoksa? Hastamız hayır, ayakta buraya konuyor. Kabin eli açık. Herhangi bir kapalı bir ortam yok. Fizyoterapist arkadaşımız uygulamayı yapıyor. Onun bantlarını yerleştikten sonra bilgisayar sisteminde hastanın verileri var. İlk geldiği zaman hasta kaydediliyor ve belli bir ağırlıkla, belli bir güçle çekmeye başlıyor. Sonra geldiği zaman yine aynı sistem sürekli uygulanmaya devam ediyor. Peki hocam, şimdi Twitter'dan Sedat Bey bir soru iletiyor bize. Hakikaten ciddi anlamda boyun fıtığı teşhisi konmuş fakat ameliyatsız tedavi yöntemleri, şu anda bizim konuştuğumuz yöntemler, bunlarla ilgili olarak neler yapılabilir diye ameliyattan sanıyorum o da çekinen birisi. Ne tarz alternatif çözüm önerileri hocam önerebilir diyor ve nasıl bu korkuları yenebiliriz diyor. Şimdi özellikle belli durumlarda uyuşma varsa, güç kaybı varsa olay biraz daha önemli bir olay. Muhakkak bir meslektaşımızın kontrolüne girmesi lazım. Yani ihmal etmemesi lazım. Kendi kendine geçmesini beklemesin. Ama genellikle boyun ağrıları da bel ağrıları da %50'si 60'ı 2-3 hafta içinde kendi kendine yatışabilir. Ama beraberinde bel fıtığının beraberinde bacak ağrısı varsa, boyun fıtığının beraberinde kol ağrısı varsa olay biraz daha önemli. Muhakkak bir meslektaşımıza başvurması lazım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, süremizin de sonuna geldik bu arada. Ne kadar güzel bilgiler verdik ama bu bilgiler tabii ki dipsiz bir kuyu değil mi hocam? Biz aslında en ana hatlarıyla konuyu izleyicilerimize bilgilerimizi aktardık. Çok teşekkür ediyorum. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doktorumuz Sayın Necati Küçükgül ve hocam haftaya nedir konumuz? Önce sizden onu alalım. Haftaya bitmek tükenmez bilmeyen kronik ağrılar vardır. O kronik ağrıların tedavisi için Sayın Profesör Doktor Nurettin Lüleci ile beraber olacağız. Ve aynı zamanda ben omuz hastalıkları, ağrıdan kireçlenmeye, kırıktan proteze kadar olan konuları ele alacağız. Çok ilginç. Sayın arkadaşım yani Necati Küçükgül'e, sayın sunucumuz Sevilay Öztürk Hanım'a ve Beyaz TV seyircilerine çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Hocam, sizlerin son eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Programımızda izleyicilerimize söylemek isteyeceğiniz son bir şey var mıdır? Bel ve boyun fıtıklarından korkmayın. Evet. Korkmasınlar. Her şeyin tedavi yöntemi var değil mi hocam? Ameliyat oranı gittikçe azaldı. Çok mecbur olunursa tabii ki ameliyat da yapılabilir. Ama idrar tutamama, büyük abdest tutamama dışında ameliyat indikasyonları çok azaldı. Yani %8-10 iken şu anda günümüzde bu %4'lere kadar düştü. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam size de. Evet değerli izleyicilerimiz, haftaya cumartesi günü Sağlıkta Karşıt Görüşler programında yine sevgili hocamla beraber ekranları başınızda sizleri görmek istiyoruz. Yine çok ilginç, çok sağlıkla ilgili konularımız olacak, karşıt görüşlerimiz olacak. Bizleri izlemeye devam edin. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.